Gitmen gerekir. Gitmek gerekir. Gitmen gerekir. Hepimizin bir yere gitmesi gerekir. Şimdi bu şiirin altında neler yatıyor? Biraz açıklayayım. Mesela ilk cümleden başlıyorum. Bazen bazı insanlardan gitmen gerekir. Hayatımızda insanlar vardır. Onlar bazen bizi kırar, üzer, saygısız davranır, aldatır ve bunu bile bile yapar. Yalan söyler. Yani her türlü bir şey vardır ki onlardan yollarınızı ayırmanız gerekir. Bazen de ama kendimizden gitmek gerekir. Bu ne anlama geliyor? Yani bazen kötü alışkanlıklarımız oluyor. Bağımlılıklarımız oluyor. Egomuz oluyor, nefsimiz oluyor. Bazen de bunlardan farkındaysak gitmemiz, davranışlarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Bazen bazı insanlara doğru gitmek gerekir. Şimdi bazen bazı insanları kırdığımız oluyor mesela. Eğer birisini kırıyorsa ondan özür dilemeyi de bilmemiz lazım. O kişiye ya da başkalarına doğru yaklaşabilmemiz, onlarla beraber olabilmemiz, bir ilişki, bir eş olabilmemiz lazım. Bazen bazı insanlar ile beraber gitmek gerekir. İşte bizim hayatımızda aslında insanlar vardır. Bu ailemizdir, eşimizdir, dostumuzdur, arkadaşımızdır. Onlarla hayat yolculuğunu yaparız. Öbür taraftan da ama manevi bir yolculuk vardır. Orada da yol arkadaşlarımız vardır. Yani bu hayat yolculuğunu aslında biz yalnız başımıza yapmıyoruz. Bazen içindeki şeytandan gitmen gerekir. Şimdi Allah bize şah damarımızdan daha yakın olduğu gibi şeytan da bize çok yakındır. Hatta şeytan aslında içi boş değil de içi dolu insanlara daha çok yakındır. O yüzden bazen de gerçekten bu şeytandan, bu içinizdeki şeytandan gitmeyi bilmemiz lazım. Onu dinlememeyi, vesveseye uğramamayı bilmemiz lazım. Bazen bazı insanların şeytanlığında gitmen gerekir. Yani bazı insanlar şeytan gibidir. Bazıları da sadece şeytana uyanlardır. Onlardan uzak durmayı, yollarımızı ayırmayı bilmemiz gerekiyor diye az evvel demiştim mesela. Bazen doğru yolda gitmen gerekir. Size bir şey anlatayım mı? Ben bu şiiri yazdığımda bilmiyordum. Şiiri yazdıktan yıllar sonra öğrendim. Kur'an-ı Kerim'de 175 defa doğru yol kelimesinin geçtiğini ve bu doğru yol ne anlama geldiğini aslında bu camimizde aslında her gün anlatılıyordur. Doğru yol aslında Kur'an-ı Kerim'in ve sünnetin bize gösterdiği doğru yol dürüst olmaktır, sadık olmaktır, yalan söylememektir, çalıp çırpmamaktır, aldatmamaktır, kandırmamaktır. Doğru yol budur aslında. Yani iyi insan olmak için bize doğru yolu göstermiştir. İyi insan olduktan sonra cennete doğru giden yolu bize göstermiştir. Bir rehberdir. Bir yol göstericidir. Ve inanır mısınız? Bazen de doğruluğa gitmen gerekir. Doğruluk hem dürüstlüktür, hem sadakattir, hem de hakikati konuşmaktır. Hazreti Muhammed Peygamberimize bu görev verilmiştir, hakikati konuşmak adı altında. Ama bu görev bizim için, hepimiz için geçerlidir. Ve benim bilmediğim bir şey daha var. Allah katında doğruluk makamı varmış. Bu o kadar çok güzel bir bilgi ki. O yüzden bunları da sizinle paylaşmak istedim. Bazen geleceğe gitmek gerekir. Çünkü gelecek bizim aslında önümüzdedir.
Hayal kurmaya, umutlanmaya çok önemlidir. Plan yapmak, geleceğe doğru adım atmak çok önemlidir. Ama şuraya da dikkat etmemiz gerekir. Hırs yapmak çok tehlikelidir. Bazen de geçmişe gitmen gerekir. Bazen geçmiş çok konuşuyor. Geçmişte yaşadıklarımız, geçmişte yaşadığımız üzüntüler, travmalar, bunlara dikkat etmemiz gerekiyor ve şifalandırmamız gerekiyor. O yüzden geçmiş önemlidir. Geçmişi bilmeden geleceğe yol alamayız. Ama geçmişi de şifalandırmamız gerekiyor. İşte hepimizin istikameti vardır. Geldiğimiz yere aslında geri döneceğiz. Bir yere gitmemiz gerekiyor. Hepimiz gitmemiz gerekiyor. Ve sadece bir yerlerden değil, bir yerlere doğru gitmemiz gerekiyor. İçimizdeki cehennemden içimizdeki cennete gitmemiz gerekiyor. Bunun için de işte dediğim gibi gitmek gerekir. Bazen gitmemiz lazım ki hayatımıza iyi şeyler girebilsin. O yüzden hepimize iyi yolculuklar diliyorum. Sevgiyle kalın. Bekleyin. Tutuyoruz burada. Bekleyin. Bir plak şey hediye takdim edilecek. Sayın Cihan Sayın, evet. Hanım Kolları Başkanımız Diyanet Türk İstanbulcu Raşdat Merkez Cami Hanım Kolları Başkanı Sayın Gülşen Bayram Hanımefendi hediyesini takdim ediyorlar Sayın Yazarımız. Çok bozma. Açık kamera şöyle tut sadece. Tamam, ben de tutmak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Biz teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Senin telefonu şuradan bir saniye bunu çekeceğim.